yapıyorsunuz diye soru sorma hakkım var. Gel soru verme hakkım var. Ama bu yeni anayasayla birlikte iktidar partisinin milletvekili dahi olsam bunu sorma hakkım yok. Meclisin sayısı artıyor ama görev ve sorumlulukları maalesef azalıyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı da, yardımcıları da ki sayısı belli 1, 10, 50, 100 bakanlar da aynı şekilde meclisten seçilmiyor. Tamamen bağımsız dışarıdan. Yani milletin iradesi sadece Cumhurbaşkanı'nda toplanıyor. Onunla birlikte görev yapan başkan yardımcısı ve altı bakanlar seçilmiş insanlar değil. Tamamen sivil insanlar. Peki dışarıdan atanan sivil insanların meclise karşı yarın bir sorumluluğu olabilir mi? Gel söndürelim. O evet dedi, ben hayır derim. O hayır dediği için ben evet derim. Ben o partiliyim, ben bu partiliyim meselesi değil. Söyledim, mesele memleket meselesi. Bir anayasa değişikliği söz konusu. Bir yeni bir yönetim biçimi söz konusu. Buna karar vereceğiz. Çocuklarımız yarın bu ülkede kardeşlik içinde, dostluk içinde, komşuluk içinde, karşılıklı anlayış içinde yaşayacak. Birbirimize karşı olamayız. Birlikte olmak zorundayız. Geleneklerimiz aynı, göreneklerimiz aynı. O yüzden bu kararı verirken lütfen ama lütfen düşünerek verelim ve o karar bizim başımızın üstünde yeri var. Ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Bunu denetleyecek bir yapıyı koymak zorundayız. Bir maceraya gitmenin bir yolu yok. Bir maceraya atılmanın gereği yok. Bildiğimiz bir yol var. O yol belki çukur olabilir, bozuk olabilir. Ama o yolu kullanmayıp diğeri daha kestirme, oradan daha hızlı varırım derseniz belki o yolu kaybedersiniz, varacağınız yere de varamazsınız. En iyi yol bildiğin yoldur. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde 16 Nisan'da hep beraber kardeşçe o sandığa gideceğiz. Kendi özgür iradelerimizi kullanacağız. Ama ben inanıyorum ki bu vatan toprakları Kurtuluş Savaşı'yla birlikte bağımsızlığı kazanmış bu vatan topraklarındaki atalarımızın verdiği emeğe, çabaya, mücadeleye layık olacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamı için hep beraber düşünerek karar vereceğiz. Bakın, diyorlar ki cumhuriyet değişmiyor. Evet, cumhuriyet değişmiyor ismi. Ama demokratik cumhuriyet değişiyor. Biz demokratik cumhuriyetten bahsediyoruz. Biz Libya'daki, biz Mısır'daki, biz Irak'taki, biz Suriye'deki cumhuriyetten bahsetmiyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Ve bunu da sonsuza kadar sürdürmek durumundayız. Bugün kişi başına düşen milli gelire baktığınızda, bugün ülkelerin gelişmişliğine baktığınızda, yönetim biçimlerine baktığınızda hep aynı noktayı görürsünüz. Demokrasisi gelişmiştir, hukuku güçlüdür, özgürlük ve insan hakları alanları büyüktür. Buna sahipseniz gelişirsiniz, büyürsünüz. Ama buna sahip değilseniz ya gelecekte hep birlikte barış içinde, güzellik içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Ve asla ve asla bu ülkenin bölünmesine, parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir şey bizim kardeşliğimizi bozamayacak. Ve hep beraber güneşli günlerde, güzel günlerde, hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 16 Nisan'da hayırlı bir gelecek için hepinize tekrar teşekkür ediyorum yardımcınız için. Sağ olun, var olun. Sonuçta şaşarız, beşeriz, insan oluruz,
Allah'ın yarattığı bir kuluz. Bugün iyi olabilir ama yarın olmayabilir. Biz kişiye göre anayasa yapmıyoruz. Sonuçta bu ülkenin geleceğini belirliyoruz. Bugün iyi gördüğümüz bazı şeyler yarın iyi olmadığında bunu değiştirecek, bunu dengeleyecek, bunu denetleyecek bir yapıyı koymak zorundayız. Bir maceraya gitmenin bir yolu yok. Bir maceraya atılmanın gereği yok. Bildiğimiz bir yol var. O yolun belki çukur olabilir, bozuk olabilir. Ama o yolu kullanmayın, diğeri daha kestirme, oradan daha hızlı varırım derseniz belki o yolu kaybedersiniz, varacağınız yere de varamazsınız. En iyi yol bildiğin yoldur. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde 16 Nisan'da hep beraber kardeşçe o sandığa gideceğiz. Kendi özgür iradelerimizi kullanacağız. Ama ben inanıyorum ki bu vatan toprakları Kurtuluş Savaşı'yla birlikte bağımsızlığı kazanmış bu vatan topraklarındaki atalarımızın verdiği emeğe, çabaya, mücadeleye layık olacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamı için hep beraber düşünerek karar vereceğiz. Bakın, diyorlar ki Cumhuriyet değişmiyor. Evet, Cumhuriyet değişmiyor ismi. Ama Demokratik Cumhuriyet değişiyor. Biz Demokratik Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Biz Libya'daki, biz Mısır'daki, biz Irak'taki, biz Suriye'deki Cumhuriyet'ten bahsetmiyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Ve bunu da sonsuza kadar sürdürmek durumundayız. Bugün kişi başına düşen milli gelire baktığınızda, bugün ülkelerin gelişmişliğine baktığınızda, yönetim biçimlerine baktığınızda hep aynı noktayı görürsünüz. Demokrasisi gelişmiştir, hukuku güçlüdür, özgürlük ve insan hakları alanları büyüktür. Buna sahipseniz gelişirsiniz, büyürsünüz. Ama buna sahip değilseniz, ya tartışırsak, danışırsak, paylaşırsak sorunu da çözeriz. Ben inanıyorum ki gelecekte hep birlikte barış içinde, güzellik içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Ve asla ve asla bu ülkenin bölünmesine, parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir şey bizim kardeşliğimizi bozamayacak. Ve hep beraber güneşli günlerde, güzel günlerde, hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 16 Nisan'da hayırlı bir gelecek için hepinize tekrar teşekkür ediyorum yardımcım için. Sağ olun, var olun. Evet, bayraklar.